Ben de iman hikayetleriyle devam etmek istiyorum. Önce size dünyanın en sevimli canlılarından birinin resmini Evet. Bebek Yunus. Çok tatlı ve çok sevimli maşallah. Öbürünün de bakışı çok Şey evet o sevimli. penguenin bakışı orada çok sevimli. Neyse geç. Yani o da onu inceliyor merakla. Arkadaş olmuşlar gibi. Evet. Öbürünün mutluluğu çok tatlı. Gülüyor sürekli. Bu da başka bir bebek Yunus. Harika, bir şekil. Bu da annesinin yanında. Maşallah. Maşallah. Allah bayağı sevimli ve güzel yaratmış. Maşallah. Allah cennet nasip ederse bunlarla konuşmak, onları doyasıya sevmek çok zevkli olur. İnşallah. Damlacığım sen bunlarla yüzmüşsün ama. Evet. Bayağı tatlılardı maşallah. Maşallah. Bir tane de Yunus sürüsü vardı. İşte şurada ortada bebek Yunus. Belki görüyorsunuzdur. Bu Yunusların, bak iki tane bebek Yunus var orada. Yunusların önemli fedakarlık özelliklerinden bir tanesi. Sürü halinde yaşarlar ve dişileri ve bebekleri mutlaka ortalarına alırlar Yunuslar. Diğer canlılardan koruyabilmek için onları. Ve grubun eğer hasta bir üyesi olsa da Yunuslar onu asla ölene kadar yalnız bırakmazlar. Mutlaka son anına kadar hep yanındadırlar. Ufaklığı sadece anne baba korumaz, bütün topluluk halinde korurlar. Evet, tabii mesela ufaklık ilk doğduğu anda hemen suyun üstüne çıkıp nefes alması gerekiyor. Fakat anne daha doğum yeni yaptığı için o gücü çok olmuyor. Hemen başka bir dişi Yunus gelip karnından iterek ona yardım ederek o bebeği yukarı çıkıp nefes almasını sağlıyorlar. Maşallah. Hızlı dalışları esnasında da mutlaka Yunus'u, bebek Yunus'u iterek onlar birlikte suyun dibine indiriyorlar sürüden yine ayrılmamaları için. Hatta bazıları bu sevdikleri aile bireyinden 30 sene boyunca hiç ayrılmıyorlar. 30 sene boyunca. Bu arada tabii çok uzun süre bir eğitimleri oluyor. Sonar eğitimi veriyorlar. Diğer eğitimleri veriyorlar. Yıllarca süren bir eğitim safhaları var. Avlanmayı öğretiyorlar Yunuslara. Bu da canlıları fedakarlık örneklerinden bir tanesi maşallah. Maşallah. Bir de anneleri olmayınca süt bebeği olduğu için ufaklıklar biberonla verilmesi. Veriyor evet. Yani gerçekten insanın günde onlarca litre çok suya şekerli. İhtiyaçları var. Bir de bir tane belgeselde yine izlemiştim. Yunus'un, ufak Yunus sürüden ayrıldığında geminin pervanesine doğru ilerliyor. Annesi göbeğinden ite ite vura vura burnuyla tekrar suyun dibine bayağı da bir azarlıyor. Yani üterek onu yapmaması gerektiğini anlatıyor maşallah. Sonra da gönlünü alıyor. Sonra birlikte alıyor. Sarılmış gibi yüzgeçleriyle birlikte yüzüyorlar bayağı şekerli. Maşallah. 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 Maşallah.